Merhabalar. Uzun bir aradan sonra tekrardan bir video çekiyorum. Bu videoda beğenmediğim ürünleri sizlerle paylaşmak istedim. Süslü sözlük. Orada mısın? Böyle mi yapıyordun? Çoğu kozmetik ve bakım ürünleri aslında ama bir tane çok sürprizli bir ürünüm var. Evde böyle ulan ben neyi beğenmiyorum acaba diye incelerken keşfettiğim. Ama benim hatam da olabilir. Yani iyi bir ürün de olabilir. Çok emin değilim. Açıklayacağım bunları sonra sırası geldiğinde. Şimdi ilk ürünümüz Body Shop'un nesi olduğu yazmıyor. Yani size formunu söylemem gerekirse böyle hani bu gözenek kapatan pore filler var ya NYX'in. O kıvamda bir şey gibi düşünün ama bunun cildinize bir krem gibi sürdüğünüzü düşünün. Yani makyaj altına sürüp sonra üstüne makyaj yapmıyorsunuz. Bir baz değil bu. Ama baz formunda bir ürün. Yani kremimsi bir şey olduğunu aslında söyleyebiliriz aşağı yukarı. Bu ürünü bayağıdır kullanıyorum ama yani çok bir faydasını açıkçası göremedim ki bu seri çok övülen bir seri Body Shop. Ama ben bu ürünü bir türlü sevemedim. Ya bunun Türkçesi çay ağacı özlü gözenek sıkılaştırıcı. Yani vadide tabii ki gözenek sıkılaştırmak. Yani gözeneklerimde çok fazla bir açıkçası değişiklik gözlemlemedim ve bayağı da uzun süredir kullandığım bir ürün. O yüzden benim için bir no geçiyorum. İsmini asla okuyamadığım bir markanın ama pahalı bir marka olduğunu biliyorum. Çünkü ben bunu yurt dışından almıştım. Orada birazcık daha ucuzdu. Beauty Elixir diye bir aslında niye satın aldığımı da şu an sorguladığım bir ürün. İsmi güzellik iksiri olan bir şeyin satın alınması aslında çok saçma şu an düşününce. Nereden aldım? Aa, Belgrad'dan almışım. Tamam, hatırladım, evet, indirim vardı, oradan almıştım. Yani bunu nasıl anlatayım size? Böyle hafif cildinizi yakan bir sprey. Çok kötü anlattım yani, sanki suratınızı yüzüyormuş gibi anlaşılmış olabilir. Biraz içinde alkol olduğu için hafif böyle bir yanma hissi uyandırıyor ama yani ferahlık sağlıyor. Hani gidip ne bileyim salatalık suyu yapsanız evde onu da suratınıza sıksanız o da ferahlatır. O yüzden bana yani bir güzellik iksiri isimli bir şeyin vaadini karşılamadığını düşünüyorum. O yüzden boş boşuna harcanmış bir para olarak çöpe gidiyor. Çünkü zaten bunu ben bitirdim. Yani o kadar sevmedim ki böyle durup durup sürekli evin içinde sıktım yani bu karantina döneminde. Bir de Benton markasının, Kore markası olduğunu zannettiğim için böyle okunduğunu düşünüyorum. Benton'un fermentasyon göz kremi. Yani fermentation diyor. Herhalde fermentasyondur diye düşünüyorum. Şöyle bir ambalajı var. Bu bana markadan gönderilmişti ve ne işe yaradığını anlamadım. Eye cream helps to achieve smooth and youthful eye areas. Yani bunun vaadi şu, göz altlarınızın daha böyle genç göründüğü ve biraz daha pürüzsüz gözüktüğü bir göz altı vaadi var bu kremin. Yani sadece nemlendirdiğini düşünüyorum ve tabii ki birazcık böyle pürüzsüz ve yumuşak bir his bıraktı. Ama yani ekstra bir faydasını açıkçası ben görmedim. O yüzden bunu da bu videonun için eklemek istedim. Şimdi bakım ürünlerinin sonuna geldik. 3 tane de kozmetiğim var ve sonra o sürpriz ürüne geçeceğim. Kozmetikte de yani şaşıracaksınız ama Maybelline'in Fit Me kapatıcısı. Bence çok matah bir kapatıcı değil. Yani Türkiye'de olmadığı zamanlar insanların böyle abi gelsin falan dediği, sonra da stokları tükettiği bir ürün. Ama ben çok fazla sevmedim. Zaten şu an Maybelline'in fiyatları da inanılmaz. Yani savaşta mı izledilecek kadar yükseldiği için açıkçası bunun yerine çok daha farklı ve güzel kapatıcılar alabilirsiniz. Böyle bir fazla pudralı geldi bana. Yani benim göz altımda dolma da yaptı, onu da söyleyeyim. Sıfır, bende 3-4 rengi vardı bunun, marka göndermişti. Hiçbiri benim göz altıma tam böyle istediğim şekilde oturmadı. O yüzden bunu da açıkçası çok sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Devam ediyorum. Başlarda sevdiğim ama bugün böyle ürün bakarken ya ben bunu sevmiyorum galiba diye kendime küçük bir itirafta bulunduğum bir ürünü devam edeceğim. Nars'ın Christopher Kane'le yapmış olduğu bir İşbirliği mi denir buna? Hani bunlar seriler yapıyorlar ya, böyle setler yapıyorlar. Bunun stick aydınlatıcısı. Yine çok indirimde olduğu için aldığım bir ürün. Şöyle YouTuber göstermesi de yapayım size. Şöyle çok güzel mor ışıltıları olan. Hatta elime de süreyim. Şöyle görüyor musunuz acaba? Umarım görüyorsunuzdur. Bakın şurada parlaklığı görüyorsunuz zaten. Aslında çok güzel gözüküyor. Yani ciltte ve yanaklarınızda çok güzel duruyor. Ama birazcık yapısı böyle kaymak gibi değil, krem gibi değil, biraz pütürlü. Ve ben yanağıma sürdüğüm zaman böyle kalıp gibi kalıyor. Yani atıyorum Euphoria makyajı yapacaksam evet okey, güzel bir tercih. Ama yani çok günlük kullanıma bana uygun gelmedi. Bendeki de Violet Atom diye bir rengiymiş. Yani bunu, yani bu parayı hak ettiğini düşünmüyorum. Çok daha güzel, çok daha uygun fiyatlı aydınlatıcılar bulabilirsiniz piyasada. Ve son ürünümüze geliyoruz kozmetikte. Bourjois markasının Twist Up The Volume diye bir maskarası.
şöyle göstereyim. Türkiye'de olmama ihtimali var. Şöyle bir şey. Türkiye'de olmama ihtimali var. Çünkü ben bunu sanıyorum yurt dışından almıştım. O şeyi de, olayı da şu. Fırçası iki farklı moda bürünüyor. Şöyle göstereyim onu da hemen size. Bu arada çok güzel fırçası. Hatta yani ben bunu atmayıp fırçasını kullanmayı düşünüyorum. Efe Burlu, teşekkür ediyoruz el mankenliği için. Fırçanın... Dur lan ben... Fırçanın uzun hali bu şekilde. Sonra şuradan şöyle döndürüyorsunuz. Ve... Şöyle kısalıyor. Fırçalardan bir tanesi o kısa olanı birazcık daha kıvırcıklık sağlıyor. Diğeri de uzunluk veriyor. Çok güzel. Buraya kadar her şey harika. Ama akıyor. Kardeşim akıyor bu. Yani bu bir saat sonra benim gözümün altında. O yüzden sevmedim. Ya kıvırıcılık ya da uzunluk ya da hacim gibi bir sürü vaadi var zaten bir sürü maskaranın. Benim için en önemli şey maskarada akmaması. Yani öncelikle bende durması gerekiyor. Bu da durmadı ki bende normalde maskaralar durur. Ve geldik son ürüne. Son ürün hepinizi şaşırtacak, bambaşka bir kulvardan geliyor. Şok marketlerle olan işbirliği ihtimalimi muhtemelen bitirecek bir yorum gelecek birazdan. Mintax lavabo açıcı. Bakın bu ürün, şöyle göstereyim. Ya ben beceremedim ya da ürün kötü, emin değilim. Muhtemelen herkes bu YouTube videosunun altına diyecek ki abi lavabo açıcı işini nasıl yapmaz? Yani haklı olabilirsiniz. Çünkü hayatımın ilk lavabo açma tecrübesiydi. Geçen aldım bunu, işte döktüm falan. Kaynar su dökmeniz gerekiyormuş. Bir dakika, baştan bir okuyalım. Ben şimdi unuttum çünkü bunun kullanım talimatını. Şimdi diyor ki bunun kullanım talimatı şöyle. Poşet içindeki lavabo açıcıyı tıkanık lavabonun gider kısmına dökmeden önce 3 litreden az olmamak koşulu ile bol miktarda suyu kaynatın. Okey, ben bunu yaptım. Tıkanık lavabo veya küvetin içinde birikmiş su varsa boşaltınız. Bunu yapmadım. Böyle bir şey yoktu çünkü. Mintax lavabo açının üzerine hazırladığınız kaynar suyu yavaşça tıkanıklığın bulunduğu hazneye dökünüz. Okey, döktük. Ondan sonra tıkanık... Kaynar suyu yavaşça üzerine dökünüz diyor. Tıkanık bunu açıldıktan sonra... Vallahi yapmışım. Yapılabilecek her şeyi yapmışım. Onu söyleyeyim. Bu ürünle ilgili hakikaten karmaşık duygular içindeyim. Lütfen daha önce bu ürünü kullanıp memnun kalmış insanlar varsa yorumlara yazsın. Belki bir taktiği bir şey vardır. Ben beceremedim. İçime dert oldu. Ama bir şekilde açtık o lavaboyu, onu söyleyeyim. Yani aslında çok daha fazla beğenmediğim ürün vardı. Ama hiç böyle video çekeceğimi düşünmediğim için hepsini attım. Ya da Pınar'a vermişimdir, çok emin değilim. Şu an böyle evde sadece çok memnun kaldığım ürünler kaldı. Dolaptan da mesela sattıklarım oldu, yani memnun kalmayıp çok az kullanıp satışa koydum. Bu tarz bir video daha önce galiba yapmadım. Eğer yapmamı isterseniz aşağı zaten yazacağınızı tahmin ediyorum. Böyle beğenmediğim ürünler, beğendiğim ürünler, Allah kahretsin ben bunu niye aldım dediğim ürünler gibi size küçük videolar hazırlayabilirim. Kendinize çok iyi bakın, hepinizi çok öpüyorum. Bay bay.